Tabii öyle. Çok sabır gerektiren bir iş sayın seyirciler. An be an değişen koşullar. Durmaksızın yaşanan artçı depremler. 7.10'da İdlib depremin üzerinden geçen 5 gün soğuk hava. Aç, susuz bekleyen depremzede ona ulaşıp onu sağlıkla çıkarma çabası. Bir an önce de bunu yapmak isteyen insanlarla baş başayız şu an. Oradaki herkes bir an önce o depremzedeyi sağlık ekiplerine ulaştırmak istiyor. Koridoru açın. Türkiye kimse temas etmesin. Sessiz. Sessiz olsun. Sessiz yok. Tabii bilemiyoruz ne olduğunu. Bir çek komutu geliyor, bir hareketlenme yaşanıyor, sonra duruyorlar. Çok hassas bir çalışma. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar koridoru boşaltın. Arkadaşlar önümüzü açın. Önümüzü açın. Çıkarıldığı anda en seri şekilde sağlık ekiplerine ulaştırmak istiyorlar tabii ki. Ve önümüzü açın, önümüzü açın. Sık sık duyuyoruz. Koridor açalım. Başkan, Mustafa Bey. Zülfikar abi. Gel. Zülfikar abi. Hey. Zaman zaman görüntüde bulanıklaşma yaşanıyor. Sinyaller zayıfladığında hava koşulları da değişken Adıyaman'da hep birlikte nefesleri tutmuş vaziyette bekliyoruz sayın seyirciler. Dakikalardır. Tabii çok uzun zamandır aslında bu ekipler orada çalışıyor. Hiç kolay değil. Enkaz altındaki bir depremzedeye ulaşmak. Az önce de söylediğim gibi her hareket ettiğinde bir farklı sonuç oluşuyor ve ona göre yeniden bir plan, program yapılıyor. Ekipler an be an güncellenen bir kurtarma operasyonu içindeler. Hocam hazırız. Açılalım. Koridoru açalım. Açın koridoru. Daha geniş açalım. Arkadaşlar bak şöyle açarsanız kontrolü rahatlığına geçer. Her açılalım dendiğinde umutlanıyoruz. Açın.
Yavaş, yavaş. Genişletik bunu. Hızlı hastanede orada. Ya Allah. Sakin. Açın. Polis onu açın. Açın. Arkadaşlar alanı boşaltın. Sadece sağlık. Sadece sağlık. Hadi açın dersin. Açın hadi. Evet, biliyorsunuz artık sağlıkçıların işi deniliyor. Sadece sağlık. Sadece sağlık. Haydi. Ya biz müdahale edemiyoruz abi. Çıkıyoruz. Geriye. Geriye. Şimdi reklamları çıkarmasın, etrafı boşaltma çalışmalarını izliyoruz hep birlikte. Sağlık ekipleri devreye giriyor. Ve görüyoruz. Üzeri başlamış vaziyette. Görüyorsunuz. Daha fazla yaşanmasını da umuyoruz. Gerçekten müjdeli bir kurtuluş. İşte komite ekibi kucakladı. Herkes el atma, yardım etme çabasıyla görüyorsunuz. Birbirlerini izliyorlar, yardım etmek için harika. Bir an önce sağlık ekiplerinin hastaneye götürebilmesi için. Evet, ellerini görüyoruz vatandaşımızın. Sıkı sıkıya bağlanıyor, sizler de görüyorsunuz. Sayın seyirciler. Gidiyoruz, tamam. Nasıl bir pozisyondaydı, enkaz altında bir kuruyu tutuyor, bir şey var mı bilemiyoruz tabii ki. Bütün önlemleri alıyor. Arkadaşlar bomuzda kaldıracağız. Bomuzda. Evet, serum da takılmış durumda. Arkadaşlar. Aç arayı. Aç arayı. Komut verecek. Komut var. Tabii 5 gündür açlıksız olan bir insana hemen doğrudan su ya da yiyecek verilmiyor. Elinde görüyorsunuz sağlık insulunun serum. Oksijen. 12 müdahale yapılıyor şu an. Bir sıkıntı tutmadan taşınabilmesi adına. Açın sağa sola. Sağa sola açın. Koridor. 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 Sağa sola. Erdene. Erdene. Taşıma aşamasına gelince. Boşaltalım. Şurayı boşaltalım. Geçmeyecek. Arkadaşlar güzelce paketleyelim. Güzelce aşağı indirelim. Hadi az çabuk arkadaşlar. Bak benim komutumla beraber. Tek başına işe başlayacağız. Biraz çabuk. Hızlı. Yavaş
Hazır. Komutanlar, bir, iki, üç, kaldır. Kapağını kapatın. Hadi beşikler. Evet. Açın alın. Evet. Hoş geldin Meltem. Arkadaşlarım da ekrana yazdılar. 114. saatte. Saatler. Abi açın ortayı. 22.15'i gösteriyor 10 Şubat'ta. Enkaz altından çıkarılıyor genç kardeşimiz. 5 gün boyunca enkaz altında yaşam mücadelesi veren Meltem bir kez daha doğuyor adeta şu anda. Sağlık ekiplerinin ellerinde hastaneye doğru yol alırken. Şükürler olsun, bir mucizeye daha tanıklık ediyoruz. Görüyorsunuz sağlık koridoru, hayat koridoru elden ele taşınıyor. Türk'ü, Polonyalısı, Umkesi, Kayırovalısı hepsi bir arada. Evet, tekbir sesleri geldi. Hayır.